Mustafa Van Dev şu anda İrfan Buz hocamızla birlikte ve İrfan hocam yine her zamanki gibi çok şık gözüktü. Yine her zamanki gibi bütün zarafetiyle bizim röportajımızı kabul ettiği için öncelikle kendisine teşekkür edelim. Sözü Mustafa Mandev'e bırakalım. Bakalım hoca bize neler anlatacak. Mustafa Mandev, çok selam söyle İrfan hocamıza bizlerden. Hakan Gündoğar, iyi yayınlar size ve stüdyodaki konuklarımıza. Bizler Bolu'dayız A-Spor ekibi olarak. Kameraman arkadaşım Kadir Mercan'la birlikte Samsun Spor Teknik Direktörü İrfan Buz'a çok selam söylüyorlar stüdyodan. Biz de teşekkür ederiz bizi yayınıza kabul ettiğiniz için, yanınıza kabul ettiğiniz için. Geçen yıl yarım kalan bir hikaye vardı. Playoff'ta Sakaryaspor'la oynanan karşılaşmada. Bu yılki hedef mutlak şampiyonluk değil mi hocam? Evet. Şimdi her şeyden evvel stüdyodaki bilmiyorum kimler var. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Hakan'a. Onu biliyorum da diğerlerini Aldın Domaç ve Evren Turhan da stüdyo. Çok selamlarımı gönderiyorum buradan. Güzel Bolu'dan, güzel bir ortamdan. Evet, dediğiniz gibi işte geçen sene maalesef işte Samsun Spor çıkamadı. Ama hedeflerin net olan bir camiaya geldiğimizi ve proje olarak burada 3 sene imzaladık. Hedeflerimiz net. Özellikle bu sene tabii çok zor olan bu ligden çıkmak. Ondan sonra önümüzdeki yılda tabii iyi bir yapılanmayla birlikte hedef olarak devam etmek Samsun Spor adına. Şöyle söyleyeyim, güzel bir camia, siz de biliyorsunuz çok köklü bir camia. Taraftarıyla, stadıyla, ondan sonra şehriyle birlikte çok önemli bir kulüp. İnşallah önümüzdeki yıllarda tabii Süper Lig'de olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi 3 yıllık mukavele imzaladınız hocam. Bu yıl PTT 1. Lig, sonraki yılda hedef Süper Lig mi? Hedeflerimiz tabii net. Şöyle baktığınız zaman şimdi Sayın Başkanımız İsmail Uyanık, biliyorsunuz çok önemli bir başkan, çok tecrübeli. Yüksel Yıldırım Yılport'un başında olan, biliyorsunuz şirketleşti kulüp. Şöyle söyleyeyim, çok değerli insanların bir araya gelip de proje olarak da gördüğümüz Samsun Spor'u tabii ki önümüzde en kısa zaman içerisinde Süper Lig'de, ama birinci hedefimiz, çünkü çok zor olan bir lig, buradan çıkıp da TFF Ligi'nde devam etmektir. Ondan sonraki hedefleri tabii orada devam ettireceğiz. Peki hocam, Cuma günü geldiniz Bolu'ya. 7 yeni transfer yapıldı. Başka transferler olacak mı? Tabii nokta transferler yapmak istedik. Sanırım da gerçekten en sonunda işte Yalçın Kılıç'ı aldık Gazişehir'den. Şöyle söyleyelim, transferler çok değerli transferler. Şimdi bu ligde oynadığınızda homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Ligi de bilmeniz gerekiyor. Aslında ben bu ligde hiç çalışmadım, öyle söyleyebilirim. Yani Bursa Gençler Birliği derken işte daha fazla Süper Lig'de görev aldık. Benim için de daha farklı. Ama ciddi bir proje olduğu için tabii cesaretle bunun üzerine gitmek istedim. Hakikaten beni heyecanlandırdı ve çok da mutluyum. Şimdi dediğim gibi bu ligde önemli olan tabii doğru homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü fiziki şartlar özellikle deplasmana çıktığınız zaman çok çok farklı oluyor. Ondan dolayı doğru transferlerin yaptığımızı düşünüyoruz. Önemli transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Yani Atabey Çiçek santrofor olarak işte genç Ahmet Han'ı Fenerbahçe'den aldık. Caner Arıcı çok önemli bir sağ bek. Baktığınızda işte Aynı ligden Gökhan Meral'ı aldık sol bek olarak, çünkü dediğimiz gibi homojenik bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Hem bu ligden de üst liglerden de futbolcularla birlikte kendi değerli olan futbolcularımız, zaten önümüzdeki dönemde de herkes görecek. Samsun Spor'un da çok kendisine ait değerli futbolculara sahip olduğumuzu da herkes görecek. Dediğimiz gibi bizim için önemli olan bu sene buradan çıkmak. Bunu da başaracağımıza kesinlikle inanıyorum. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Dediğim gibi işte Mustafa Aztopal bizim genel menajerimiz, Yücel Uyar'la birlikte diğer arkadaşlarımız hakikaten çok iyi çalışıyor. Ve hedeflerimize ulaşacağımıza kesinlikle inanıyorum. Peki hocam, son olarak şunu sorayım. Yayın süremizin de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Kampta nasıl bir hava var? Bir de Samsun bir futbol şehri. Çok büyük bir şehir. Çok güzel bir stat var. Çok kısa hemen bunları da alalım. Tabii parametrelere baktığınızda hakikaten Samsun'un her şeyi var. Yani stadı güzel, taraftarı güzel. Büyük bir taraftara sahip, köklü bir kulüp. Çok iyi çalışıyoruz. Ortamımız güzel. Bir adaptasyon süresini geçirdik Samsun'da. Buraya geldik Bolu'da. Sonradan yine Samsun'un arkasından akabinde Erzurum'a geçiyoruz. Erzurum'dan sonra da Allah nasip ederse Eylül'de lige başlayıp ilk maçımızı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.